Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Sekizinci meselenin bir hulasası. Yedincide haşri çok makamattan soracaktık. Fakat Halık'ımızın isimleriyle verdiği cevap o derece kuvvetli yakın ve kanaat verdi ki daha başka sorgulara ihtiyaç bırakmadı. Bu yedinci mesele öldükten sonra dirilmenin geleceğini geceden sonra sabahın geleceği gibi net bir şekilde izah eden, ispat eden bir ders. Adeta 10. sözü, 29. sözü böyle sıkıştırmış hap gibi insana iman veren, iman kazandıran, iman pompalayan, iman telkin eden bir ders. Hep akli ve mantıki delillerle. Adeta geceden sonra sabah gelecek gibi ahireti ispat ediyor. Şimdi asıl mesele ya bu ahiret imanının bizim için faydası nedir? Ne kazandırır bize? Hani dedik ya iman insanı insan eder. Yani bu iman nasıl insanı insan ediyor? Nasıl bizi ayakta tutuyor? Şimdi cesedin dayandığı ruhmuş. Ruhu çektiğiniz zaman ceset yıkılıyor. Hatta insan ruhen ezilirse, ruhen üzülürse, ruhen çökerse ceset de hastalanıveriyor. Mesela diyelim değil mi? Üzücü bir olay yaşıyor. Bir hayal kırıklığına uğruyor. Bir bunalım geçiyor. Ruhi bunalım arkasından verem oluyor, kanser oluyor. Ruhen yıkıldı mı arkasından ceset de yıkılıveriyor. Belli ki ceset ruha dayanıyor. Şimdi ruhun da dayanacağı bir merci olması lazım. O da neymiş? Ruh da ruhun bütün ihtiyaçlarına cevap veren, ruhun bütün düşmanlarını def eden, her şeye hakimi mutlak olan Allah'a dayanması lazım. İman. Çünkü diyor ki insan ruhunda, insan kalbinde iki nokta diyor. Daima Halik-i Zülcelal'i arar. Bunların bir tanesi noktayı istinatmış. İnsan ruhu dayanacak bir nokta arıyor. Düşmanlarının çokluğundan dolayı gözde görünmeyen mikroptan, taundan, tufandan, koronadan, depremden ne varsa bak tüm dünya insanının ruhunda bu var. Sığınacak bir merci arıyor. Ama insanın dayanacağı, sığınacağı merci insanın düşmanlarından daha büyük olması gerekiyor. Tüm düşmanlarına sözü geçen, tüm düşmanlarına gücü yeten bir merci olması lazım. O yüzden ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Acizim, aciz olanı istemem diyor. Faniyim, fani olanı istemem, neyleyim? Ben kendim faniyim zaten, fani benim derdime nasıl derman olsun? Ben kendim acizim, aciz başka bir aciz benim derdime nasıl derman olsun? Öyleyse acizin ilacı nedir? Kadir-i mutlaktır. Faninin ilacı baki-i ebedidir. Ha, aciz ömrü boyunca kadiri arar. Fani de neyi arar? Değil mi? Baki'yi arar. Ha. Hem kadir hem baki olan Allah'tır. Öyleyse insan ruhunun tüm düşmanlarına karşı dayanacağı merci Allah'a olan imanıymış. Bir de noktayı istimdat var, istimdat. İstimdat medetten geliyor. Yardım dilenmek. Sonsuz ihtiyaçları var bu kalbin, bu ruhun. Sonsuz ihtiyaçları da ancak sonsuz bir zatın dergahına müracaat ederek, onun kapısını çalarak, onu bularak, onu bilerek tatmin edebilir. Bu da nedir? Bakın insanın ruhunun noktayı istinat yani dayanak noktası arayışına Allah'a olan imanı, noktayı istimdadına da, ebedi arzularına da, sonsuzluk isteklerine de ahirete olan imanı cevap veriyormuş. O yüzden insan hayatı
hem şahsi hayatı, hem aile hayatı, hem toplum hayatı, hem dünyevi hem uhrevi hayatı iki direk üzerinde duruyormuş. Birincisi amentü billah, ikincisi de ve bil yevmil ahir. Birincisi nokta-i istinad Allah'a olan imanımız, ikincisi de nokta-i istimdat ahirete olan itikadımız, imanımız. Ha. Şimdi insanın ebedi arzularını insan şu fani dünyada tatmin etmeye çalışınca adeta yanlış adreste bir yer arasında bulamayıp tekrar tekrar arar, tekrar bulamayıp bunalıma girersin ya, aynı vaziyete düşüyor. Mutluluk arıyoruz değil mi? Nerede arıyoruz? Değil mi şimdi? Nerede? Dünyada arıyoruz. Aslında mutluluk memleketi neresi? Huzur memleketi, ahiret değil mi? Mutluluk arıyoruz. Nerede? Allahsız bir hayatın içinde. Ahiretsiz bir hayatın içinde mutluluk arıyoruz. Yanlış adreste arayıp duruyoruz. Sonra bulamayınca bunalıma giriyoruz. Allah Allah. Şimdi bu meselede ahiret imanının hem ahiretin saadetine hem dünya saadetine dair temin ettiği faydalar ve neticelerinden yüzden birisi hulasa edilecek. Şimdi şöyle bir direk düşünün. 10 tane direk ona dayansa, bu direği çekince ne yapar? Hepsi birden yıkılır mı? Şimdi o direk neymiş biliyor musunuz abi? O direk insanın ahirete olan imanıymış. İnsanın şahsi hayatı ona dayanıyor. Ruhu ona dayanıyor. Aile hayatı ona dayanıyor. Toplum hayatı ona dayanıyor. İnsanın insanlığı da ona dayanıyor ya. Bir insan niye fedakar olur? Ahireti için. Niye dünyasından feda eder? Ahireti için. Niye şefkatli olur? Ahireti için. Niye adaletli olur? Ahireti için. Niye doğru olur? Ahireti için. Niye dürüst olur? Ahireti için. Ahiret için, için, için. Ahireti çektiği zaman ne için? Hiç. Niye doğrusun? Hiç. Niye dürüstsün? Hiç. Niye şefkatlisin? Hiç. Niye adaletlisin? Hiç. Bak, insani duyguların, insani özelliklerin, insani latifelerin tamamı ahiret imanının direğine dayanarak duruyormuş. O imanı çektiğiniz zaman insanlık da yıkılıyor. İnsan kendi enkazının altında kalıyor. Şimdi ahiret İmanına dayanan direklerden, çadırlardan bir tanesi neymiş biliyor musunuz abi? Hani ne derler? Ailenin direği kimdir? Baba değil mi? Baba derler değil mi? Ailenin direği baba. Şimdi aslında ailenin gerçek direği neymiş biliyor musunuz abi? İmanmış iman. Ahiret imanı. Baba da olsa sökmüyor. Eğer ahirette değil mi? Şimdi ailede baba var ama iman yoksa yıkılıveriyor ya. Baba babalığından oluyor. Şan babası gibi bir şey oluyor. Ama değil mi? Baba olmasa bile ailede iman varsa o aile yıkılmıyor. Öyleyse görünen direklerin arkasında görünmeyen direkler var. Zahiren yuvayı ayakta tutan değil mi? Anne, baba, işte eşler, şunlar, bunlar. Fakat hakikatte ayakta tutan manevi bir direk var. Nereden belli? İmanın yuvayı ayakta tuttuğu, özellikle ahirete imanın yuvaları ayakta tuttuğu nereden belli? Şu andaki toplumun halinden belli. İmanı çektiğiniz zaman, iman zayıfladığı zaman çatır çatır yuvalar yıkılmıyor mu? Bir insan dünyada başka bir insana niye sabreder? Niye sabretsin ki? Bak, dünyasından niye fedakarlık yapar? Ha, ahireti için. Ahiret yoksa niye sabretsin? Hemen en küçük bir şeyde silip atıyor. Ben diyor hayatımı senin için berbat edemem diyor. Ya. Eve bir gün ekmek götürmesin bitti. Yıkıldı bir git. Niye?
Ekmek değil. Değil mi? Hediye götürmesin veya işte başka şeyler götürmesin yine. Niye? Çünkü tamamen dünya ve zevkler üzerine, hazlar üzerine, lüksler üzerine, medeniyet fantazileri üzerine, şu hayatı yaşayıp da tadını çıkarmak üzerine kurulmuş bir yuva. Değil mi? Nefsani arzular üzerine kurulmuş bir yuva. İlk hendekte değil mi? Yıkılmak zorunda. Cenab-ı Hak da imtihan ediyor değil mi? Ya bak şimdi ne diyecek? Hem her insanın küçük bir dünyası, küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Allah Allah. Cenab-ı Hak dünyada her insana kendi hanesini dünyada bir cennet olarak yaratmış. Dışarıda ne kadar sıkıntılara, bunalıma, şuna buna girerse girsin, değil mi? Sığınağa girdi mi? O hususi cennetine girdi mi? Orada ne oluyor? Dışarıdaki bütün sıkıntılardan muhafaza oluyor. Şimdi dışarıdaki cehennem gibi günahlardan da evine, ailesine, yuvasına sığınarak muhafaza olmuyor mu? Şimdi toplumu bozmaya nereden başlıyorlar? O yuvayı, o hususi cenneti cehenneme çevirdiğiniz zaman, değil mi? Aile fertlerini cem edip toplayan, mıknatıs gibi içine dolduran, orada tatmin eden, keyiflendiren, lezzetlendiren, değil mi? Orada huzurla yaşatan o yuva yıkıldığı zaman, cehenneme döndüğü zaman bu sefer ne yapıyor? Aile fertlerini çekerken itmeye, savurmaya, sağa sola fırlatmaya başlıyor. Adamın ayakları yürümüyor o yuvaya gelirken. Çocuk isteksiz geliyor. Kadın o yuvada bulunmak istemiyor. Dolayısıyla aile yıkıldı mı dışarıda fuhşiyat, günahlar, süfliyat. Ha, bak o sığınak, o cennet cehenneme dönüyor. Neyle? Eğer imanı ahiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradı her biri şefkat ve muhabbet ve alakadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker. O cenneti cehenneme döner. Vay 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 vay. Veyahut muvakkat eğlenceler ve sefahetle aklını tenvim edip uyutur. Deve kuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor, başını kuma sokuyor. Ta görünmesin, başını gaflete sokar, ta ölüm ve zeval ve firak onu görmesin, divanece muvakkat iptali his nevinden bir çare bulur. Şimdi düşünün mesela o aile hayatı cehenneme dönünce ne oluyor? Bu sefer herkes kendini uyutmak ve uyuşturmak zorunda. Kadın dizi filmlerden kendini kurtaramıyor. Devamlı kendini uyutacak. Devamlı kendini onlarla meşgul edecek. Devamlı değil mi? O cehennem azabı içinde yaşamaya alışacak. Adam bu sefer arabaydı, evdi, şuydu, buydu. Siyasetti, spordu. Çocuklar kendini oyuna, eğlenceye, haylazlığa herkes kendini uyuşturmak zorunda. Bütün uyuşturucuların toplandığı bir mekan var, AVM'ler. Hep beraber aile boyu insanları beşik gibi sallayıp uyutuyor. Çıkamıyor insanlar şu anda ya. Adamı soruyor, AVM'ye gidiyor. Ne alacaksınız abi? Bir şey almayacağız. Gidiyoruz işte diyor. Allah Allah. Ne alacaksan abi? En yakını bak. Hayır. Ne var? Aile boyu herkes kendini orada uyutuyor. Ha, bak. Çünkü mesela valide ruhunu feda ettiği evladını daima tehlikelere maruz gördükçe titrer. Ve pederini ve kardeşini eksik olmayan belalardan kurtaramayan evlatlar daim bir keder, bir korkaklık hisseder. Bir ara bir tane çocuk vardı da babası uzun yolda tır şoförüymüş. Ağlayıp duruyor. Dedim ya niye ağlayıp duruyorsun? Ya babam kaza yaptıysa? Bir haber geldi mi? Kaza yapmış mı? Yapmamış ama arayalım bir soralım. Arayıp sorarsın. Arka 5 dakika sonra yine. Ya telefonu kapattıktan sonra kaza yaptıysa.
Şimdi devamlı şefkat var ya, değil mi? Annesine babasına muhabbet var ya, o muhabbet ne yapıyor? Şimdi ahiret imanı olmayınca, ahiret imanından gelen teselli onları teselli etmeyince, anne bu sefer ne yapıyor? Çocuğu okula gönderiyor. Acaba merdivenden düştü mü? Servise bindi mi? Acaba yaşıyor mu? Akşama kadar panik atak oluyor. Baba devamlı acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? Sanki o ailenin yükünü kendi sırtında taşıyormuş gibi altında ezilip azap çekiyor. Halbuki ahiret imanı, bu dünya fani, geçici. Başımıza ne gelirse biz dahi kendimizi kurtaramayız. Öyleyse ebedi ve baki bir alem için çalışmak gerekir. Dünyada başımıza gelen her sıkıntının ahirette ebedi mükafatı var. Bu ilahi bir imtihandır. Kaçarak kurtulamazsın. Sınav kağıdını yırtan sınavdan muaf olmaz. Sınıfta kalır. Yani sen de başına gelen imtihanı eleştiremezsin, yırtamazsın. Öyle ya. Buna kıyasen bu dağdağlı, kararsız hayatı dünyeviyede, o mesut zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder. Ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet dahi hakiki sadakati ve samimi ihlası ve garazsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Mesele bu şimdi. Bakın ne diyor? Kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet dahi hakiki sadakati ve samimi ihlası ve garazsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlak o nispette küçülür, belki sukut eder. Şimdi aile aslında nedir? Bir bina gibidir. Şimdi sen binayı ne kadar yüksek, ne kadar uzun yapacaksan temelleri o kadar sağlam atarsın. Şimdi aileyi kuruyor. Ne düşünüyor? Dünyada beni günahlardan muhafaza edecek. Dini, mübini, İslam'a, değil mi? Hizmetkar evlatlar yetiştirecek. Kabirde, sıratta imdadıma koşacak. Ahirette de ebedi beraber olacak bir aile. Böyle bir aile düşünüyor. Böyle bir hayat arkadaşı düşünüyor. O zaman temellerini sağlam atıyor. Ona göre seçiyor. Ve ona göre çok uzun boylu, bitmeyecek ebedi muhabbetlerle birbirine bağlanıyor. Şimdi diyelim şurada otobüse bindik. 5 dakika sonra ineceksek yanımızdakiyle selam bile vermiyoruz icabında, değil mi? Selam vermek sünnet ama adamla muhabbet etmiyoruz bile. Ama uzun yol, 24 saatlik bir yolculuğa çıkacaksak adamla uzun uzun muhabbetlere giriyoruz, değil mi? Ona göre yolculuk ne kadar, beraberlik ne kadar uzunsa muhabbet o kadar, değil mi, koyu oluyor, samimiyet o kadar sağlam oluyor. Şimdi biz 3 günlük gençlik devresinde fani, nefsani, şehvani zevkler bitinceye kadar, zahiri güzellikleri kaybedinceye kadar ki bir plan, bir proje, nefsani bir temel 3 gün sonra yıkılıveriyor. Niye? Çünkü nefis ondan artık usanıyor, cartayı çekiyor, bitti. Niye? Çünkü nefis öyle bir şeydir ki maymun gibidir. Ulaşana kadar her şey. Ulaştı mı bitti. Maymun iştahlı. Ama nefis değil de, değil mi? Muhabbetin sebebi baki ise o muhabbet bakidir. Bir şeyin fizik kuralıdır bu. Sebebi devamlıysa sonuç da devamlıdır. Sebep geçiciyse sonuç da geçicidir. Sebep nefsani, sebep şehvani, sebep anlık zevkler ve dünyevi hazlar hayattan lezzet almaksa onun sonucu, neticesi, değil mi, anlıktır, geçicidir, fanidir. Ama sebebi Allah'ın rızası, sebebi ahirette beraberlik, sebebi sonsuz hayat arkadaşlığı ise o muhabbeti dünyevi hiçbir sebep ne yapamaz? Yıkamaz. Şu anda ne yazık ki aileler çatır çatır yıkılırken enkazın altında kalan çocuklar oluyor. Perişan. Ya. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Demek toplumun her zamankinden daha çok imana ihtiyacı var şimdi. İman hakikatlerine ihtiyacı var. Yoksa, değil mi, nefsani
3-5 zaman beraberlik arkasından yıkılıp gidiveriyor bak. Öyle diyor. Hayattaki münasebet ve karabet dahi hakiki sadakati ve samimi ihlası ve garazsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlak o nispette küçülür, belki sükut eder. Eğer ahirete iman o haneye girse. Bakın şimdi abi. Cehennemi cennete çeviren iman değil mi diye. Şimdi size soruyorum. Dünyada bizim cehennemimizi, imansızlığın cehennemini, gafletin cehennemini cennete çeviremeyen iman ahiretteki cehennemi cennete çevirebilir mi? Ha, öyleyse bu imanı inkişaf ettirip imandan hakkıyla istifade edeceğiz. Ta ki şu dünyamızı cennete çevirsin. Ta ki değil mi? Dünyayı cennete çeviren ahireti hayli hayli cennete çevirir. Şimdi ne yaptı? Bak aileyi birden diyor bakın. Ahirete iman o haneye girse birden ışıklandıracak. Ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet. Allah Allah. Karabet yakınlık demek. Ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil. Belki dar-ı ahirette, saadet-i ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimi hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlak o nispette yükseklenir. Şimdi ahirette ebedi beraberlik düşüncesi ne yapıyor? İhtiyarlandıkça birbirlerine muhabbetleri daha çok artıyor. Niye? Ahiretin hatırına. Ahiretteki ebedi beraberlik için. Yoksa dünya, değil mi? Dünyevi, nefsani, sadece zahiri güzelliğine aldanıp sevse, o güzelliği kaybettiğinde daha sevmesinin bir sebebi kalmıyor ki. O zaman ne oluyor? Perişan, yıkık, dökük, değil mi? Terk edilmiş. Ya hakiki insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa. Bu mana dahi hüccetlerle Risale-i Nur'da beyanına binaen kısa kesildi. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı ahiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rızayı ilahi, sevabı uhrevi yerine. Şimdi şehir ahalisine hizmet eden insanlar var. Adam ihlasla koşturuyor. Niye? Ben diyor samimi olursam Allah diyor benim bu millete hizmetimi ibadet diye kabul edecek. Çünkü halka hizmet, hakka hizmettir. İhlas. Sonra samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rızayı ilahi, sevabı uhrevi. Ya insanlar bunlar için çalışsa, değil mi şu devlete hizmet edenler bu manayla böyle dolup taşsa nasıl olur ya? Sevabı uhrevi yerine garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Şimdi Allah aşkına, insan niye ihlaslı olur? İhlas ne demek? Yapılanın yalnız ve yalnız Allah ve ahiret için yapılması demek değil mi? Adamın dünyasında Allah ve ahiret yoksa adam nasıl ihlaslı olsun ki? Samimiyet ne demek? Hiçbir beklenti olmadan, değil mi, fedakarane, sırf Allah için, değil mi, o fiili yapmak değil mi? Fazilet ne demek? Değil mi, maneviyat demek. Fazilet demek, değil mi, diğergamlık demek. Fazilet demek, insanlar için yaşamak demek. Fazilet demek, yaşatmak için yaşamak demek. Şimdi bütün bunlar ahirete iman, Allah'a iman olursa oluyor. Temel bu. Temeli çektiğin zaman bütün o gerçek duygular, insani vasıflar yıkılıveriyor. Yerini ne alıyor? Şimdi şuradan
Lambalar sönse yeri boş kalır mı? Karanlık ne yapar? Işığın yerini hemen doldurmaz mı? Şimdi ihlasın yerini ne alıyor? Hodgamlık, tasannu, yapmacık, riya, rüşvet, aldatmak. Bak ihlas, samimiyet, faziletin yerini hepsinin zıttı olan karanlık ve alçak ahlaklar istila ediveriyor. Şimdi size soruyorum. Düşünün mesela. Rüşvetle mücadele etseniz bunun önüne geçebilir misiniz? Mümkün değil. Neye benzer? Adamın şimdi hastalığının sebebini ortadan kaldırmadan hastalığı ortadan kaldıramazsınız. Bazı oluyor ya, adamın mesela suratında bir yara çıkıyor. Adam krem sürüyor, bir daha çıkıyor. Sürüyor, bir daha çıkıyor. Niye? Çünkü hastalığın kökü ciğerde. Ciğerdeki problemi halletmeden buradaki yara ne yapmaz? Tedavi olmaz, bitmez. Şimdi şu milletteki, şu toplumdaki sosyal, değil mi, İçtimai alçaklıkların, ahlaksızlıkların, çöküntülerin altında yatan asıl sebep ciğerde, ciğerde. Asıl içeride. Kalpteki iman zafiyeti. Adam şimdi vücut, hani öyle derler ya, gençken insan hastalıkları vücuduna alır, alırmış. Ama gençken vücudun direnci yerinde olduğu için o hastalıkları hissetmez. İhtiyarlayıp da vücudun direnci düşünce o hastalıkların hepsi baş gösterir. Şimdi o hastalıklarla mücadele etsen mümkün değil. Çare ne? Çare vücudun direncini yükseltmek. Vücudun direncini yükselttiğin zaman hastalıkların tamamı kökünden biter. Şimdi milletin manevi vücudunun direnci iman. Şu anda milletteki manevi hastalıkların, ahlaksızlıkların, rüşvetlerin, yolsuzlukların hepsinin altında yatan temel iman zafiyeti. Adam diyor ki niye çalmayayım diyor ya. Allah Allah. Çünkü çalmaması için bir sebep yok. Adamın hani ahireti olsa, ahiretimi kaybetmemek için çalmamam lazım der. Değil mi? Allah'a imanı sağlam olsa, değil mi, Cenab-ı Hakk'a hesap vereceğim, çalmamam lazım der. Ama şimdi ahiret endişesi yok, Allah endişesi yok. Değil mi? Şimdi kabrin öbür tarafında hesap endişesi yok adam. Niye çalmasın? Keriz miyim ben diyor. Ha. Çünkü biz ne yapmış olduk? İmanı zayıflaştırmakla bütün güzel ahlakların sebebini ortadan kaldırdık. Sonuçta otomatik olarak ortadan ne yapar zaten? Kalkar. Kalkmıyor mu? Yuvalar niye yıkılıyor? Kimsenin kimseye tahammülü yok. Ben diyor sana niye sabredeyim? Bir tane hayatım var benim diyor. Gençliğim, bir tane gençliğim var. Onu da seninle harcayamam diyor. Ya. Ama bilseydi ki bir tane değil gençliği, iki tane. Ve ahiretteki ebedi gençliği kazanması buradaki gençlikteki sabrına, tahammülüne, ibadetine, itikadına, inkıyadına bağlı olduğunu bilseydi burada ne yapardı? Tahammül eder. Tahammül ettikçe ebedi gençlikte mesafe kat ederdi. Burada aman yuvamız yıkılmasın, aman çoluk çocuğumuz sokakta kalmasın, aman, değil mi, birbirimizin ebedi hayatını kurtarmak için seferber olalım, birbirimizi günahlara, süfliyata, haramlara mecbur ve mahkum etmeyelim diye o yuvanın yıkılmaması için ne yapar? Her türlü fedakarlığa göğüs gerer. Yoksa, değil mi? Ya bu sefer şimdi bina neyin üzerine bina edildiği çok önemli. Toprağın üstüne bina ettiyseniz ne yapıyor? Bir toprak kaymasında yıkılıp gidiyor. Ecdat ne yaparmış eskiden? Ovaya ev yapmazmış. Dağlarda toprağı üstünden kaldırır. Koca dağın üstüne, taşın üstüne ne yapar? Binayı oturturmuş. Dağ yıkılmadıkça o bina ne yapmaz? Yıkılmaz. Onun gibi şimdi acaba biz yuvamızı neyin üstüne oturttuk? Ailemizi neyin üstüne oturttuk? Temelde ne var? Öyle ya,
Ortak sevinçlerimiz, ortak kaygılarımız, ortak kırmızı çizgilerimiz var mı? Allah korkusu mu yoksa başka korkular mı bizi günahlardan veya diyeyim başka şeylerden muhafaza eder? Ha, demek temel çok önemli. Endişeler çok önemli. Bütün aile efradında ahireti kaybetme endişesi varsa o endişe, o korku ne yapar? O aileyi birbirine kilitler. Aman dağılıp da, aman çözülüp de ahiretimizi kaybetmeyelim. Hep beraber zayiatsız aile boyu, değil mi? Cennette ebedi sonsuz bir yuvayı kurmaya doğru yürüyelim, gidelim diye aile efradı bu sefer ne yapar? Hiç zayiatsız nasıl bu aileyi ahirete geçiririm diye tahammül eder, sabreder, asla o yuvanın yıkılmasına müsaade etmez. Ama tek dünyası var. Hayattan tek beklentisi medeniyet fantazileriyle şu geçici süfli hayattan nefsani bir haz almak. Değil mi? Tek beklentisi bilmem medeniyet fantazileriyle lüzumsuz bir sürü şeylerle evini süsleyip komşulara hava atmak. Ve bunun için yuvalar yıkılıyor. Ne için? Yuvayı süslemek için yuvalar yıkılıyor. Medeniyet fantazileri için yuvalar yıkılıyor. Lüksler için yuvalar yıkılıyor. Ya. Eğer iman, ahiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rızayı ilahi, sevabı uhrevi yerine garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Şu cümle, zahiri insaniyet ve asayiş altında anarşistik ve vahşet manaları hükmeder. Zahiren dışarıdan baksan hepsi medeni. Giyimiyle, kuşamıyla, değil mi? Ne var? Elit, lüks. Ama, değil mi? Ruh dünyalarına gir, insanlık namına hiçbir şey yok. İnsaniyet çökmüş. Öyle ya, adalet, fazilet, diğergamlık, değil mi? İkram, değil mi? Yok. Ne var? Sadece kendisi için yaşayan, menfaati için nefes alıp veren bir mahluk. İnsan değil. Ya. Zahiri insaniyet ve asayiş altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder. O hayatı şehriye zehirlenir. Şurada bununla alakalı bir cümle var da onu da okuyup bitireyim. Müthiş bir cümle ya. Tam bunu anlatıyor ha. Diyor ki, medeni mümin ile medeni kafirin suret ve siret ve zahir ve batın farklarını gayet belli bir tarzda beyan ediyor. Şimdi iman insanı nasıl bir medeniyete çıkarıyor? Küfür ve inkar ise, dalalet ise, Allahsızlık ise insanı ne kadar medeniyet perdesi altında bir alçaklığa düşürüyor? Kıyas et diyor bak. İki tane kıyas. Suret ve siret kıyası. Dışarıdan bak bir de içine gir. Suret dışarıdan görünen. Siret ise iç demek. Ahlak demek. Değil mi? Şimdi içeride mutlu olmayan bir insanın dışarıdan değil mi, mutlu olması mümkün değil. Şimdi içeride huzur, mutluluk, saadet nerede saklıymış? Bakın ne diyor? Ve neticede bu farkı körlere de göstermek için diyor ki, eğer istersen hayalinle Nurşin kariyesindeki Seyda'nın meclisine git, bak. Üstadın, düşünün mesela, talebelik yıllarında böyle kerpiçten yapılmış bir medresenin içinde, orada meşguliyeti, orada iman hakikatlerle, ilimle, faziletle meşguliyeti, düşünün mesela, oradaki o vaziyeti hayal edin. Git, bak. Orada fukara kıyafetinde melikler, padişahlar ve insan elbisesinde melaikeleri
bir sohbeti kutsiyede göreceksin. Dışarıdan insana benziyor ama iç dünyasına bir girin, melek ya. Edep, adab, insanlık, şefkat, merhamet, fazilet, diğergamlık, bütün insani duygular zirvede, melekleri bile kıskandıran insanlar. Ama fukara kıyafetinde, insan elbisesinde melikler, padişahlar ve melekleri göreceksin diyor. Sonra Paris'e git ve en büyük localarına gir. Göreceksin ki akrepler insan libası giymişler, ifritler adam suretini almışlardır. Hani Mevlana diyor ya, çok insanlar gördüm üzerinde elbise yok. Çok elbiseler gördüm içinde insan yok diyor ya. Ya. Demek insanı insan yapan, değil mi, İçerideki direk imanmış ya. El-Fatiha. Thank you.